Galatasaray dünya çapında yıldızla anlaşmak üzere. Jimbo Manchester United'ın deneyimli savunma oyuncusu Rafael Varane ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. Kulislerde dolaşan söylentilere göre 31 yaşındaki Fransız futbolcunun sarı kırmızılılarla büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor. Varane geçtiğimiz sezon Manchester United'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Premier Lig'de 32 maçta forma giyen tecrübeli defans oyuncusu takımının savunma hattında önemli bir rol oynadı. 20 milyon euro piyasa değerine sahip olan Varane'ın sözleşmesi sona ermiş durumda. Bu da transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Galatasaray yönetimi Varane'ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor. Taraftarlar ise bu transferin gerçekleşmesini heyecanla bekliyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Varane'ın Galatasaray transferi büyük bir sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Jim Bob'un Blackburn Rovers forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Şimodić ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı iddia ediliyor. Kulüpler arasında anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Şimodić'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansa dikkat çeken Şimodić 10 numara mevkiinde oynuyor. Geçtiğimiz sezon 48 maçta 33 gol ve 4 asistle takımına çok önemli katkı sağlayan oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Şimodić'in yetenekleri ve sahadaki liderlik özellikleriyle Galatasaray'ın orta sahasına güç katacağı düşünülüyor. Kulüpten resmi bir açıklama gelmemesine rağmen transfer dedikoduları futbol camiasında yankı uyandırdı. Taraftarlar Şimodić'in sarı kırmızılı formayı giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın yeni sezon öncesi önemli bir takviye yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Jimbo Masiyon transferini bitiriyor. Galatasaray transfer döneminde adından söz ettirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fransız Rennes takımının 23 yaşındaki savunma oyuncusu Lorenzo Sion'un sarı kırmızılı ekiple anlaşmak üzere olduğu söylentileri spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Spor medyasında çıkan haberlere göre iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı ve transferin gerçekleşmesi an meselesi. Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Asiyon, Premier Lig'de sergilediği performansla dikkat çekti. Sağ bek pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, geçen sezon çıktığı 36 maçta 3 gol ve 4 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Asiyon, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Galatasaray yönetimi genç yeteneği kadroya katmak için yoğun mesai harcarken taraftarlar da bu transferin gerçekleşmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da Lorenzo Sion'un sarı kırmızılı formayı giymesi an meselesi olarak görülüyor. Galatasaray bu transferle savunma hattını güçlendirmeyi ve uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor. Transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Galatasaray'dan Fofana bombası. Jimbo, Monaco'nun 25 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Yusuf Fofana ile transfer görüşmelerinde önemli bir mesafe kat etti. Transfer dedikodularına göre sarı kırmızılı kulüp Fofana'yı kadrosuna katmak için ciddi adımlar attı ve anlaşmanın tamamlanması an meselesi olarak değerlendiriliyor. Yusuf Fofana bu sezon Monaco formasıyla sergilediği performansla göz doldurdu. Fransa Lig 1'de 36 maçta 4 gol ve 4 asist kaydeden Fofana takımının orta sahasında dinamik ve etkili bir oyun sergiledi. 30 milyon euroluk bonservis bedeli bulunan oyuncunun piyasa değeri transferin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Fofana'nın transferi gerçekleşirse Galatasaray'ın orta sahasında büyük bir güç yaratması bekleniyor. Monaco'daki başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun Türkiye'de de aynı başarıyı sürdüreceği umut ediliyor. Kulüplerden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da kulislerde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor. Taraftarlar Fofana'yı Galatasaray formasıyla sahada görmek için büyük bir heyecan duyuyor. Yusuf Sarı aslan oluyor. Adana Demirspor'un yetenekli kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın Galatasaray ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı iddia ediliyor. Spor çevrelerinde dolaşan haberler iki kulüp arasında anlaşmanın çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu sezon Adana Demirspor forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Sarı, hızı ve tekniğiyle Süper Lig'in en etkili kanat oyuncularından biri olarak göze çarpıyor. Genç oyuncu çıktığı maçlarda takımına önemli katkılar sağladı ve bu performansıyla transfer piyasasında değer kazandı. Transfermarkt verilerine göre Yusuf Sarı'nın güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro civarında.
24 yaşındaki oyuncunun sağ kanatta gösterdiği üstün performans Galatasaray'ın teknik ekibi tarafından da yakından takip ediliyor. Yusuf Sarı'nın Galatasaray'a transferi konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içinde netleşebileceği ifade ediliyor. Yusuf Sarı'nın Galatasaray'a olası transferi Sarı Kırmızılı ekibin hücum hattına önemli bir katkı sağlayacak. Taraftarlar bu heyecan verici gelişmenin resmileşmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Galatasaray'dan tarihe geçecek dev transfer. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip kulüp tarihine geçecek bir transferin peşinde, işte detaylar. Geride bıraktığımız sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupayı kazanarak taraftarına çifte kupa sevinci yaşatan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. İspanyol basını Sarı Kırmızılıların Real Betis forması giyen Johnny Cardoso'yu gündemine aldığını öne sürdü. Diario de Sevilla'da yer alan habere göre Cimbom İtalyan asıllı ABD'li futbolcu için 18 milyon euro teklif etti. Betis'in ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25-30 milyon euro civarında bir teklif istediği belirtildi. Haberde Cardoso ile Galatasaray'ın yanı sıra Paris Saint-Germain, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin ilgilendiği de kaydedildi. Cimbom'un 18 milyon euro önerdiği Johnny Cardoso, Sarı Kırmızılı takıma transfer olması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservisi ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek. Galatasaray'da en yüksek bonservisi ödenen oyuncu unvanı 2000-2001 sezonunda Porto'dan 17 milyon euro karşılığında transfer edilen Mario Jardel'de bulunuyor. Fiorentina'nın Zaniolo teklifi belli oldu. Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolò Zaniolo için en güçlü talip durumundaki Fiorentina'nın yaptığı teklif ortaya çıkarken anlaşmaya Sofyan Amrabat'ın da dahil edilme fikri gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'nın kadrosuna katılan fakat satın alma opsiyonunun kullanılmaması ile Galatasaray'a dönmeye hazırlanan yıldız oyuncu, Sarı Kırmızılılarda kalacağına benzemiyor. İtalyan yıldızın yüksek bir bonservis getirisiyle takımdan ayrılması bekleniyor. Zaniolo kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun ismi uzunca bir süredir özellikle Atalanta ve Fiorentina ile geçiyordu. Son dönemde Fiorentina ihtimali daha da artmış durumda. İtalyan ekibi 13-14 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunarken 2,5 milyon euro da kiralama bedeli ödemeyi planlıyor. Galatasaray ise bu transfer için 20 milyon euro bandında bir talebe sahip. Tutto Mercato ve Fiorentina'nın Galatasaray'ın kendilerine göre yüksek bonservis beklentisini karşılamak adına anlaşmaya Sofyan Amrabat'ı da dahil edebileceğini yazdı. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Faslı oyuncunun da dahil olacağı bir anlaşmayla Fiorentina'nın Zaniolo'yu kadrosuna katabileceği belirtiliyor. Aslan'dan Nelson kararı. Galatasaray 24. şampiyonluğa büyük katkı yapan Danimarkalı savunmacısı Victor Nelson için yeni sözleşme kararı aldı. Tecrübeli savunmacının 2026'da bitecek olan sözleşmesini uzatacak olan Sarı Kırmızılı ekip maaşına da zam yapacak.